olsaydın gelmez miydim ya? Senin için ölmez miydim? Dünyayı ters etmez miydim ya? Aramam, aramam, aramam. Seviyorsun ben de seni ya. Çok özledim ben de seni ya. Aramadın ben de seni ya. Aramam, aramam. Gözyaşlarım sele döndü ya. Ayrılanlar geri döndü ya. Leylek baba bile döndü ya. Aramam. Aramam, sormam bir daha. Yalvarsan bile Allah'a. Çıkmasa gecem sabaha aramam. Peşinden geldim kaç kere. Dünyamı yıktım bin kere. Kırıldım sana bir kere. Aramam, aramam. Birbirimize susadığımızı biliyoruz. Şu anda televizyonları başlarında hangi kamera çekiyor? Şu anda oraya sesleneyim. Hangi kamera? Televizyonları başlarında oturmuş bizleri izleyen
Evvelki sene vardı. Geçen sene olmadı. 2 sene aradan sonra. Ondan önce de bir aralar vermiştik. En son zaten İbo Show'umuzdan bir evvelki yine Star'daydı. Bundan önce Show TV'deydi. Sokakta insanlar bana soruyor, İbo Show ne zaman? Ne zaman? Ben dedim ki zaman menfumu yok. Her dakika olabilir, her dakika olmayabilir de yani. Ama görüyorum ki gerçekten özlem büyük ve büyümüş. Bayram nedeniyle son artık bayram herhalde saat 12'de bitiyor. Bizim 12'ye kadar sürmeyecek programı. Saat 10 çeyrek geçe bitiyor. Yani kendiniz atlamadınız ama gülmeleriniz atladınız. Ha, sazanlar evladım. Tabii ki 15 dakika sürmeyecek program. 1,5 saat sürecek. Hatta biliyorsunuz kadevesini de ilave edebiliriz. Saatimi göstereyim de. Yani geçebilir, aşabilir. Bu zaman menfumumuz tabii ki olacak ama prime time denen bir program var. Prime time time. Part time diyor. Part time şey arada sırada çalışmaya denir. Yani şu anda kızımın tatlı ses kebapta kasada oturduğu gibi. Gelip 5 saat çalışayım, parayı alıp götüreyim. O part time. Doğru mu? Doğru. Ne vereceksin bana? Bir şey vereceksin. Ver bakalım. Allah! Listeler var burada. Efendim şimdiki konuğumuz yok. Konuk yok. Konuk ben. Yani Diyarbakırların dediği gibi sen sağan pişir, sen sağan ye. Şimdi ben bu akşam kendi kendime pişireceğim, kendi kendime yiyeceğim. Bazen sizlerle dertleşeceğiz. İbrahim Tatlıses'i ne kadar tanıyorsunuz? Ne kadar biliyorsunuz? Bildiğiniz tek şey var. Kameralardan, televizyonlardan ve gazetelerden öğrendiğinizdir İbrahim Tatlıses hakkında bilgileriniz. Doğru mudur? Hayır. Gerisini bilir misiniz? Biliyor musunuz? Hayır. Yok yani başka İstanbul yok. İbrahim Efendi Urfa'ya gitme. Bilmiyorsunuz. Onun için bu akşam kendimi de anlatacağım size. Ne olduğumu da anlatacağım. Zaten benim her şeyim ulu orta ortadadır yani. Benim gizli saklım borcum varsa derim borcum var. Harcım varsa derim harcım var. Yani senedim varsa senedim var. Derim yani çekindiğim hiçbir şey yok. Bir tek Yüce Allah'ın gazabından çekinirim. Dertleşeceğiz, konuşacağız. Bayram günü kimseyi rahatsız etmek istemedik. Ha ona geliyorum. Saat 12'ye kadar bayramdır. Geçmiş bayramımızı kutluyoruz. Büyüklerin ellerinden, orta boyların yanaklarından, en küçüklerin de gözlerinden öpüyoruz. Kendimi de bir saat ters tutmuşum, farkında değilim. Ah güzel bir kız göründü oradan. Kim göründü? Bakayım. Hanginizdiniz? Ha sen. Seni çektiler, gösterdiler. Bir sanatçıları, yani biz sanatçıları rahatsız etmek istemedik. Aman bayramınızı bölün, gelin İbo Show'a katılın diye. Bugünkü programımız, bu haftaki programımız yalnız başıma ben. Sonraki programlarımızda kameralara gelecek. Yani şu kamera, gel kamera, gel evladım, gel. Dertli Cemo bu, gel. Gel dedi mi, çabuk gel evladım. Rating gidiyor. Bu kamera bizim dertleşeceğimiz kamera. Doğru mu? Bak. Bu kameradan başka kameraya geçmeyin abi. Rejiye sesleniyorum. Evet. Geçmeyin başka kamera. Hah, onu göreyim. Doğru mu? Doğru. Bak kafa salladı. Ben buraya çağırdım konukları. Sana göndereceğim. Senden dertleşecekler. Başlarından geçmiş ilginç bir olayı anlatacaklar ama pişmanlıkla ilgili hani iş yaptığınız bir olayda pişman oldunuz mu? Ben şimdi anlatacağım. Söyleyeyim mi pişmanlığımı? Evet, evet.
Aha güzel. Çok iyi anlaştık ha maşallah. Ben biraz daha geri döneyim. Böyle balık gözü görmeyeyim kendimi. Son pişmanlığım nedir? Nedir? Anama bir telefon göndermemdi. Pardon, hatta iki tane gönderdim. Dedi ki boş. Dedim ki ne oldu? Bir şey olmadı, telefonları geri gönderdim. Sen dedi herhalde farkında değilsin, ben de sosyete oldum. Bunu anam deyi. Anam deyi. Dedim ki niye? Dedi ki ulan dedi herkesin elinde bilmem ne telefon var, sen diye de bir yerine telefonları gönder. En ucuzları gönder mesela. Tabii 180 milyon aldım, bir tanesi 140 milyon. Niye diye sorun. Abi çünkü o öbür telefonların bir şeyini anam. Bu ne yapacak anam? Yeşile basacak, konuşacak. Kırmızıya basacak, kapatacak. Bu değil midir? Ama anam ayda iki tane telefon kırıyor. Duvara vuruyor. Anam biraz sinirsizdir. Bütün sinirleri alındı. Vallahi. Onun için pişman oldum. Keşke o sosyete dediğimiz telefonlardan alıp göndereydim. O zaman aklı başına... Vilalo bunu niye göndermezsem ben bundan anlamam. Diyecekti. İşte kafa. Yani tutuk yok bende. Anlıyor musun? Sen anlıyorsun, herkes anlıyor. Onun için bazı pişmanlıklarını burada gelip sizlerle birlikte paylaşacaklar. Bu kamera bizim dert torbamız. Dert yükümüzü taşıyacak bir kamera bu. Bu akşam ben de tanımadığınız İbrahim Tatlıses'i sizlere tanıtacağım. Ya bazıları utanır, ya bazıları utanmaz. Ama biz bazıları utansınlar diye anlatmayacağız. Biz ne olduğumuzu anlatacağız. Biz neyiz? Biz insana kıyar mıyız? Kötülük düşünür müyüz? Kötülük nedir bilir miyiz? Yani insanı sever miyiz her şeyden önce? Yalnız Türk insanını mı severiz yoksa bütün dünya insanını mı severiz? Türk insanını yüce Allah var etti de dünya insanların bizim haricimizdeki insanları başka bir varlık mı, başka bir şey mi icat yani yarattı? Hepimiz bir Allah'ın kuluyuz. Dünya alem bir tek, hepsinin Allah'ı bir. Doğru mu? Peki o zaman ben neden bir tek kendi insanımı düşünüyorum da dünya insanını düşünmüyorum? Onlar da insan değil mi? Ama önce can, tamam. Sonra da cananı düşünelim. Hem oradaki insanları hem de şuradaki cananı düşünelim. Şimdi canana ve cana can katıyoruz. Ne diyoruz? Ne diyoruz? Ne diyoruz? Kaç numara? Numara alayım. 8, 9, 3. 3 rojin. 6, peki 6 alıyoruz evladım, 6 alıyoruz. Sözlerimi özle, hepsini verin yanıma abi. Ver lan, ver. Farkındaysanız, oradan gelirken bir gümledi, bir ödüm koptu. Ve ani sesler, ani hareketler bana söylemediler böyle olacak. Buradan bir şeyler fışkırdı. Şurada düştü. Burada bu üstüme düşeyim. Nazar evladım, nazar! Bir gün yolda giderken biriyle konuşurken bir şarkı duyduğunda aklına geldi oluyor mu hiç? Uzanmış düşünürken denizi seyrederken en olmadık bir şeyden gözünün dolduğu oluyor mu hiç? Üzüldüğünü görmek ister miyim? Dayanabilir miyim? Ne sanıyorsun beni? Ah aşkım, aman aşkım, sen ne dersen tamam aşkım. Acılar içinde kalmam.
kaldım. Ne istersen söyle aşkım, bu senin farkın. Ah aşkım, aman aşkım, sen ne dersen aman aşkım. Acılar içinde kaldım. Ne istersen söyle aşkım, bu senin farkın. Aklına geldim, ağlıyor mu hiç? Böyle güzel bir günde, şu denizden, şu gülden, ikimizin resminden. Aklına geldim, ağlıyor mu hiç? Üzüldüğünü görmek ister miyim? Dayanabilir miyim? Ne sanıyorsun beni? Acılar içinde kaldım. Ne istersen söyle aşkım, bu senin farkın. Ah aşkım, aman aşkım, sen ne dersen tamam aşkım. Acılar içinde kaldım. Ne istersen söyle aşkım, bu senin farkın. Sensiye gel, sensiye gel, sensiye gel, sensiye gel, sensiye gel. Yani anlıyorsun değil mi ne diyorum abi? Yılbaşı gecesinden anlatmış mı ya sensiye gel, sensiye gel. Şimdi siz hani diyorsunuz ya, sazlara diyorum, siz size gelin. Hayır, akord olarak Allah yedin ben evladım. Ding 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 ding. İşte bu canlı yayının, bunu seviyorum yani. Bu canlı oluyor. Bakın ding 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 ding. Beynime vuruyor. Aslında benim sandalyeyle onu beynine vurmam lazım. Ben konuşurken şöyle bir ses. Ding 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 ding. Sana bir zır 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 yapsa ne yaparsın? Efendim? Hassi çalacaksın, akort yapıyorsun. Yani sen siye gel dediğim zaman direkt akort yapın diyorum. Akorda gelin, siye akortuna gelin. Evet, anladınız mı? Ben tam sessiz konuşurken... Bak hakkınıza tecavüz ediyorum yani bu tarafa geliyorum. Dam, dam. Bu kaç? Bir daha ekle. Sekizde ne var? Ne var? Kal benim için. Yemin et. Sen nasıl oluyorsun? Abisi mi? Bir dakika lan, bir dakika. Sen bunun abisi mi oluyordun şimdi? Her bir kalkın ayağa Allah aşkına. İkiniz de kalk kalk kalk. Nişanlısı var yanında, nişanın mı? Eşin mi? Çocuğum sen kaç yaşındasın lan? Çocuğu da mı var 3 yaşında? 13'te mi evlendin? Kalk bir kalk. Yok kalk kalk. Kalkmasın da çekiyorlar seni. Rezil olduk. Neye saklıyorsun? Yanında eşim var. Ne? Başka biri mi lan görecek? Ha? En korktuğum başıma geldi. Niye? Ama şimdi sen yanında gencecik bir kız var. Sen onun abisiyim diyorsun. Sen ondan daha genç görünüyorsun. Onun için tuhaf. 5 yaş. 5 yaş. Yaş. Sen 5 yaş ondan büyük müsün? Herkes öyle mi? Evet.
Sen nişanlı mısın kız? Nişanlı mı ha? Abi bu, ha? İbo'yu mu bekle? Ha? Nasıl? Küçük İbo değil, şarkıcı değil ya. Benim oğlan Küçük İbo. Ha siz onun hep adını İdo biliyorsunuz değil mi? Ha canım. O, ben gittikten sonra size bırakacağım tek İbrahim Tatlıses. Ayrılıktan yana kaç şarkı varsa hepsini bu akşam çal benim için. Tüm zarar ziyanın hesabı bende, birkaç sitem daha kal benim için. Oh! Tüm... Gel 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 gel, çök 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 çök, aşağı gel gel gel, kafaya vurma. Heh. Allah, çok güzel vallahi. İyi mi burası? Bakın orada görünüyor. Tamam, şimdi Urfa işi oldu bu. Tüm zarar ziyanın hesabı bende, birkaç sitem daha kal benim için. Pişmanlık duyup da bir gün anarsan, neredeyim nasılım diye sorarsan. Pişmanlık duyup da bir gün anarsan, neredeyim nasılım diye sorarsan. Bir ayrılık şarkısı seç, sessizce çal benim için. Yüreğim benim için.
ayrılıktan yana kaç şarkı varsa, kaç şarkı varsa ama hepsini çal bu akşam benim için. Tüm zarar ziyanın hesabı benden, birkaç sitem daha kal benim için. Senin diz çökmen beni yüceltmez, sadece öldürür. Evet, evet, telefon bağlantımız var. Bak bilmiyorum kimdir nedir de bilmiyorum. Herhalde vatandaşlar arıyorlar. Evet, alo. 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 Hayatım, kadim dostum, benim... Az geliyor ses. En sevdiğim arkadaşım. Hayırlı uğurlu olsun. Gel buraya kamera, gel buraya. Gel, 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 gel. Evet, bu sesi tanıyorum. Bu ses benim kadim dostum. Canım. Yıllarca bizi kavga ediyor, araları bozuktur. Biz aramız bozuk olabilir. Yine söylüyorum. Bu kimseyi ve kimseyi ilgilendirmiyor. Sadece ikimizi ilgilendiriyor. Bizim kalplerimizin arasında öyle bir yol var ki zerre-i miskal kadar bir uçurum dahi yok. Böyle, böyle yapışık. Hayatım, tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Dileklerimi iletmek için ilk olarak ben arayayım dedim dostumu, arkadaşımı. Bak ben ağlamayacağım dedim. Canım benim. Sulu göz ki, nasıl sulu göz? Hiç böyle bir sulu göz yok. Ama yemin ederim çok mutlu oldum. Şu anda gözlerim parladı biraz. Hem mutluluktan hem de sevinçten. Çok da heyecanlıyım bu gece, ilk gecemiz. Tabii. Bizi arayıp onurlandırdığınız için ben şahsım adına ve buradaki insanlar ve televizyonları başlarında izleyen bütün insanlar adına ben Bülent Ersoy'a teşekkür ediyorum. İfade etmek istiyorum efendim. Dinliyoruz. Ne yazık ki çok keşmekeş ve bir kargaşanın hakim olduğu bir ortamdayız. Türkiye'nin ilk özel televizyonu, zat-ı alinizle böyle bir anlaşma yapabilmenin gururunu muhakkak yaşıyordur. Ve biz de tabii şahsım adına konuşuyorum ama 70 milyon da sizi çok seviyor ve saygı duyuyor sanatınıza. Çünkü layıksınız. Sizi dinleyip kulaklarımız temizlenecek. Bunu da dilimin döndüğünce ifade etmek istedim. İyi ki varsınız ve iyi ki benim çok yakın dostumsunuz. Hayırlara vesile olsun. Biraz bir terslikler oldu ama ben buradan dua ediyorum, okuyorum. İnşallah Allah katında kabul olur. Tabii ki göze geleceksiniz. Zirvenin en sivri ucundasınız. Yıllardır ve hep öyle kalacaksınız. Tabii ki göz, nazar olabilir. Ama siz onların da Tanrı'nın yardımıyla üstesinden geleceksiniz. Her şey çok güzel olacak ve benim arkadaşım olarak her zaman sizinle de ben iftar edeceğim. Ben bu arada şahsınızda tüm efendim kanalınıza da teşekkür ediyorum ve sizleri izleyen veli nimetimiz, değerli izleyicilerimize, halkımıza da her zamanki daim olan derin saygılarımı ve engin sevgilerimi iletiyorum. Fazla konuşmayayım, sizi dinleyelim, vaktinizi çalmayayım, müsaadenizle. Hiç cevap vermedim. Hiç cevap vermedim. Çünkü o konuşurken ben gerçekten onu dinlemeyi çok seviyorum. Şarkı söylediği zaman ayrı bir seviyorum. Dosttur, dostuna dosttur,
dostuna posttur aynı zamanda, yere serilir dostu için. Bülent Ersoy'a aradığı için değil, bizi hatırladığı için ve şu anda bizi izlediği için teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Bayramlarını kutluyorum. Evet, hareket diyelim. Bu hareketten sonra, bu şarkıdan sonra anlatacaklarımı iyi dinleyeceksiniz. Ben az sonra demiyorum, şarkıdan sonra diyorum. Ve hareket diyorum ve dört numara geliyor, dört numara Trakya geliyor, Trakya! Kendime göre eş bulamadım. Kendime göre eş bulamadım. İndim dereye taş bulamadım. İndim dereye taş bulamadım. Kendime göre eş bulamadım. Kendime göre eş bulamadım. Aman melekim kavurmalıklar. Akşama getireceğim tabadayı Kamera. Şimdi böyle bu kadar yakın girme. Yani böyle evladım biraz daha, evet. Okey. Şimdi Texas Tomikis bilirsiniz değil mi? Ben buraya bakarak konuşuyorum. İtiraf ediyorum. İtiraf ediyorum. Texas Tomikis'i bilirsiniz.
hani kitap vardır, yazarlar, çizerler, çocuklarımız, gençlerimiz okusun diye. Gençlerimiz değil de çocuklar okusun diye. Şimdi ben de Urfa'dayım ve hayatımda da yine söylüyorum, hiç okula gitmedim. Mektep bilmem, medrese bilirim. Handelere mektep, medrese bilmem. Halk mektebini iyi bilirim. O mektebin içinde yetişirken çok tokatlar yedim. Artık bu saatten sonra tokat atmam. Tokat yememeye gayret gösteririm. Niye diye sorarsanız, tecrübe konuşuyor. Yani hayatı böyle arşınlayarak geldim. Sinemanın önünde, Atlas Sineması'nın önünde Urfa'da, hem sağında hem solunda çocuklar kitapları o Texas Tomikis kitaplarını kiraya verirler. Nasıl kiraya verirler? Yani gelirsin, verirsin, 10 kuruş verirsin, resimlerine bakarsın, 15 kuruş verirsin, yazılı okursun, yani romanı olduğu gibi o Texas Tomikis kitabını, romanını okursun. Şimdi çocukluk aklı, kaç yaşındayım bilmiyorum ama herhalde bir 11, 12 veya 13 var. Kendi kendime ezdirmemek için 10 kuruş verip resimlerine bakmamak yerine 15 kuruş verip okuyormuş gibi. Bunu nasıl yapıyorum? Şimdi böyle yazılar buradan başlıyor ya, böyle sağdan sola, soldan sağa. Yalanım varsa 4 kitabın 4'ü de beni çarpsın. Hayatım boyunca çok yalan söylemedim. Bak söyleyeyim. Yalan söylüyor derler. İnandın mı bana? Peki inandın. İbrahim Tatlıses ne diyorsa doğrudur. Beni benden dinleyin, başkalarından değil. Ben kitabı konuşmam. Öğrendiğim şeyleri sizlere satmaya çalışıyorum. Paranız yoksa da canınız sağ olsun. Bir öpücük gönderin yeter. O nasıl bir kibirliktir ki bende yok? O nasıl gibi gururu korumaktır ki? 10 kuruşu, 5 kuruşu bulmak çok para, biliyor musunuz? 15 kuruş veriyorum. Beni de okur yazar bilsinler. Bak yemin ediyorum. Evet. Bu hikayelerimin milyonda biridir. En küçükleridir. Bana diyorlar kitap niye yazmıyorsun? Kitap yazmam. Benim böyle bir kitaptan, bir 3 kitaptan, 5 kitaptan olmaz. Seri. Seri. 1, 2, 3, 4, otagoti, çikoti, agoti, vurgoti, yakalım, amalim, vurgoti, şeye kadar. 12'ye kadar takım kurarım. O 11 değil mi? Takım 11 mi? Onun için benim her anlatacağım sinemadır. Sinemadır. Yılmaz Güney'in bir filminde, paytoncudur kendisi, karısı çocuklarını leğenin içinde yıkar. Şimdi ben dedim ki, çoğu rejisör bunu bilmez, çoğu yönetmen bunu bilmez. Çünkü çoğu yönetmenimizin, inanıyorum ki çoğu, o leğende yıkanmamıştır. Leğende yıkanmadığı için, hani adam damdan düşer, giderler doktor getirir. Ya kardeşim, doktoru ne getiriyorsunuz? Damdan düşen birini getirin, ancak o benim halimden anlar. Ben de hayatım boyunca anam beni leğende çok yıkadı. Niye vurduğuma diye bakarsanız. Çünkü her kıpırdadığımda, her yaramazlık yaptığımda gözüme sabun kaldı. Lanane lan pat bir tane kafama. Abi babamla kavga ediyor, beni vuruyor. Yani şekil bu. Siz ne durumdasınız? Ha? Siz iyi durumda mısınız? Kaymak. Gel, kaymağa gel. Çok güzel gecelerimiz olacak burada. Çok güzel şeyler sizlerle birlikte paylaşacağımıza inanıyorum. Biliyorsunuz bir takım unuttum. İlk söylediğim doğrudur. Ondan sonrasını karıştırıyorum. Biliyorsunuz Star'la ilgili bir program anlaşmamız vardı. Bir hayli uzadı, muzadı falan. Yani çomak sokmak isteyen çok oldu.
Az önce de görüldüğü gibi nazara geliyoruz. Doğrudur, zirvede olmak, onu taşımak çok kolay değil. Ama her şeye rağmen, her şeye çizilene yazılana rağmen işte biz buradayız ve Türkiye'nin ilk televizyonu, özel televizyonu olan Star'dayız. Görünüşten. Şimdi o yazan ve çizenlere buradan sesleniyoruz bir şarkıyla. Bir şarkıyla seslenelim onlara. Nedir bu şarkımızın adı? Ben onları her zaman canım gibi görüyorum. Biz sanatçıysak onlar yazarsa, biz sanatçıysak onlar medyaysa, birbirimize etle kemik gibi bağlıysak, tabii ki hatalarımızı söyleyecekler. Hatalarımızı yazacaklar ama üstüne katmer katmer koymayacaklar. Yalanları, doğruları, birinin hakkında bir şey yazıyorsan ya aç ona sor ya da bir olay olmuşsa, ki R harfine buradan sesleniyorum, R harfine. Bir olay olmuşsa ilk başta yazdığın kişiyi açıp soracaksın. O insana soracaksın, bu söylenenler doğru mudur, yalan mıdır, ona bakacaksın. Bir artı daha sonra geleceğim o işlere ve hepsine sesleniyorum. Canım dediklerim canımı aldı. Gönül sarayımı yıkıp gittiler. Bu mutsuz yaşantım onlardan kaldı. Ama ben her şeye rağmen mutsuz değilim. Çivi gibiyim. Çivi. Hem de çellik bir çivi, biliyor musunuz? Ne diyor? İnsana güvenme. İnsan ölüyor. Duvara yaslanma. Duvar yıkılıyor. Ağaca da yaslanma. Ağaç kuruyor. Bir tek güveneceğin şey var. O da Allah. Allah'a güveneceksin. Sana tüm kötülük düşünenler mutlak ama mutlak cezalandırılacaktır. İyi insanın bir tek koruyucusu vardır, o da Allah. Evet. Thank you.
geçerken oldum. Bu kötü kaderi sonradan buldum. Güncel olaylarla ilgili çok önemli ama çok önemli. Bizden ayrılmazsanız, ayrıca şunu da söyleyeyim, benim çok sevdiğim kadim dostum ve değerli bir dostum. Tanıdıktan sonra gerçekten kişiliğine, adamlığına laf ettirmeyeceğim tek adam, tek dostum. Can Tanrıyar'ın pazar keyfiyle aynı saatte olmamız beni gerçekten çok üzmüştür. Ama yemin ederim ki başka bir gün bulamadığımız için şu anda dostane bir şekilde karşı karşıyayız. Öbür kanalda Pazar Keyfi var, bu kanalda İbrahim Tatlıses var. Benim çok önemli bir dostum olduğu için bunu söylüyorum. Yani gerçi şartlar böyle getirdi. Ona da başarılar diliyorum çünkü benim önemli bir dostumdur. İnanıyorum ki benim program bittikten sonra beni verecektir yine. Evet, 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 beni verecektir. Çünkü o çok kıymetlidir benim için. Çok önemli şeyler söyleyeceğim. Çünkü şimdi ne var? Ne var? Ne olabilir? Girdik mi?
Yanmayı iyi bilenlerden biriyim.
biliyorsunuz İbo Show'un her zaman olduğu gibi sponsoru kimdir? Merinos. Sesli kimdir? Merinos. Merinos'tur halısı. Merinos. İnce narin yapısı. Allah Allah. Türkiye'nin yarısı. Merinos. Merinos sevdalısı. Allah Allah. Evet. Çünkü sponsor anlaşmamızı daha yeni yaptık. Onun için reklamdan sonra geldi. Böyle basıyorum, tepeliyorum. Al sana. Vuruyorum, vuruyorum, bir şey olmuyor. Böyle bir halı yok. Üstünde hatta sarıl böyle. Oy. Oh. Vallahi. Evet. Alo. Alo. Telefonumuz var. İyi yayınlar diliyorum. What? İyi yayınlar diliyorum. İbrahim Bey, beni duyuyor musunuz? Kim Yağmur Dereli? Lan bunu nereden tanıyorsunuz arkadaş? Şimdi beni halıdan kaldırıyorsun, kameranın karşısına getiriyorsun ha? Kim o? Kimde arıyor Mugo? Star Televizyon'la yeniden seninle bizi birleştirdiği için, evimize misafir ettiği için sonsuz teşekkür ediyoruz. (Gülüyor) 27 sene evvel Ankara'da benim için büyük bir şans olmuş seninle tanışmış olmak. Cidden senin gibi bir dost, senin gibi bir arkadaş sahibi olmak Allah'ın insanlara verdiği güzel güzel şeylerden biri. Bizi sevdiğini, ailemizi sevdiğini, arkadaşlarını sevdiğini, onlar için her şey yapabileceğini hepimiz çok eminiz. İnşallah çok başarılı olacaksın. Zaten sen hep başarıya alışıksındır. Çünkü sen dünyadaki en güzel seslerden birisin. Senin sesin gibi dünyada bir tane, iki tane ya var ya yok. Zevkle dinliyoruz. Bütün ev halkı beraberiz. Misafirlerimiz var. Bu arada bütün Star izleyicilerinin ve bütün Türk halkının bayramını bir kere daha kutluyorum. Şu anda orada bulunan misafirlere evet. Bütün arkadaşlara selam. Bütün arkadaşlara selam söyleyeyim de durumu öğrenmek istiyorum. Burada olmaz şimdi. Evet. Yayından sonra durumun ne olduğunu söylerim. Peki. Program bittikten sonra lütfen alayım. Evet. Alayım. Allah seni muvaffak etsin. Sen hep başarıya alışıksındır. Güzel sesini dinlemekten zevk duyuyoruz. Biraz evvel Bülent Hanımefendi'nin söylediği gibi cidden çok nadide bir yorumcusun. İnşallah her gün bir evvelkinden daha başarılı olur. Güzel kardeşim. Allah muvaffak etsin. Çok teşekkür ederim. Senin. Eğer canlı performansa müsaitse, eğer İbrahim Bey canlı performans müsaitse, arkadaşlar da hazırlarsa, benim için benim şarkımı söylersen yalnızım dostlarım. Burada arkadaşlarla hem sohbet ederiz, hem gözlerimiz dolar, hem o güzel günleri anarız. Yanaklarından öpüyorum, iyi yayınlar diliyorum sevgili arkadaşım. Teşekkür bütün ederim. Bütün arkadaşların selam ve sevgileri var. Durumu merak ediyorum evladım. Saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum. durumu gelince söyleyeceğiz inşallah. Öperim. Peki, kardeşim. Saygılar, çok sağ ol. Efendim şu anda ya bu akşam programımız olmasaydı biz de Osman Bey'e misafirliğe gidecektik. Osman Yağmur Dereli gerçekten benim 20 küsür senelik bir dostumdur, arkadaşımdır. Önceleri şarkıcıydı biliyorsunuz. Çok güzel bariton, hoş, keyifli bir sesi vardır. Tombuldur ama olsun. Sevimli şişmanlardan biridir gerçekten. Ama şu anda yaptığı meslek bana bundan bir hafta evvel dedi ki ya sanki moruk dedi, ben sanki dedi bu iş için doğmuşum da tesadüfen şarkıcı falan oldum dedi, şarkı markı söyledim dedi. Ben dedi, meğer dedi ben prodüktörmüşüm dedi. Ben şimdi Osman'ın yanında görev alan en az 400'ün üstünde insan var. Biliyorsunuz ne diziler çekiyor, hemen hemen her kanalda dizisi var. Her kanalda diyebilir mi? Bazısında da iki dizisi birden var. Bütün dizileri de başarılı. Benim arkadaşım gerçekten başarıyı sever. Onun bana dediği gibi. Ben de ona söylüyorum. Çok insana da kapıyı açmıştır sonuna kadar. Ve başarılarında da yardımcı olmuştur. Osman'ı tebrik ediyorum. Şimdi size dedim ya.
Az önce reklama girmeden önce bir şeyler açıklayacağım diye, bir şeyler söyleyeceğim diye. Ama şimdi Osman Yağmurderen'in isteğini yerine getiriyorum. Şarkıdan sonra, az sonra değil, şarkıdan sonra. Feryatsız gündüzüm, gecem olmadı. Ağlamadı çok, köşe kalmadı. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Ağlamadı çok, köşe kalmadı. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız.
hemşerim şimdi. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Tutun kollarımdan düşerim şimdi. Yalnızım, yalnızım dostlarım. Yalnızım telefonumuz var. Efendim? Alo? Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Efendim bu kış aylarında pazar akşamımızı ısıtan değerli büyük sanatçımız İbrahim Tatlıses'e saygı, sevgi, hürmet, izzet, ikram ediyoruz efendim. Alo bir saniye efendim. Kamera gel. Gel evladım. Gel evladım. Kamerayı nereye çağırsan abi? Kamerayı kendime çağırıyorum. Tamam, şimdi taraf gelmiyor yani. Sen burada da mı ses çalışırsan? Burada da ben geçeyim. Şimdi sen komedyen bir oğlan değilsen. Yani komik değilsen. Fakat senin esprileri insanları güldürüyor. Niye güldürüyordun merak ediyorum yani. Ama sen konuşurken senin konuşmaları güme gitti. İnsanlar burada gülmeye başladı. Lütfen bir daha konuşmanızı tekrar eder misiniz? Baştaki şeyler mi efendim? Ha, baştaki şeyleri. Peki efendim, demiştim ki değerli kış aylarımızın bu pazar akşamlarını bizlere ısıtan değerli büyük sanatçımız İbrahim Tatlıses'e saygı, sevgi, hürmet, izzetle ikram ediyoruz dedi. Hepsini üst üste koydu mu değil mi mesela, o burada kimi neydi bu? Ne? Şu anda efendim biz Tatlıses Otel'de, yani Kıbrıs'ta Tatlıses Otel'de, o seni her gün geldi gide kebap salladığı yer var ya. Hani, orada yani Kıbrıs'ta değilsin. Ha Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ta. Oturduğu sandalyede oturmuşam, seni yeri zapt etmişim, kebabını sallıyorum. Yemeğimi yiyorum, Allah'ıma şükür ediyorum, bir de sana özellikle. Ondan sonra biz senin sayende yiyoruz. Kebap mı yerliysen? Ha kebabımızı yerliyiz, kefimize bakıyız. Şimdi bu... Sen de tabii bu arada bizi hem neşeye, hem zevke, hem üstüne... Hem de Türkiye'nin en büyük ses olduğuna doğru yol aldırmaya devam ediyorsunuz efendim. Yani şimdi bu bize söylediğin gıcık değil mi? Niye abi? Nasıl ne yapsan? Abi burada kendi kendini öldürüyor. Program iyi olsun diye şarkı söyleyip bilmem, sen orada kebap yerliysen. Bu iş mi? Abi bir hem bu arada, bize... bu arada bir de hem kebap yerleyip hem de dönüp televizyona beni seyrediysen, bu tam iki türlü gıcık oluyor. Abi bir günde Allah sana kısmet eder ya. Sen de bir salı akşamı oturursan beni seyredersen sen yer içersen ya. Ben her salı seyrediyorum. Salı sallanıyor benden beraber. Pazarda sen salıysan abi. Pazarda bir pazarcı arıydı çıktı Allah'a. O zaman şöyle bir şeye bak. Salıysan salla, pazarı ben sallayayım. Birbirimize sallıyor. He? Sen bilirsen bir yola bir gibi sen de sen onu yapar abim benim ya. Nasıl? Orada herkese selam ver. Bir dakika. Büyük Allah büyüğümüze sen söyle, ne söyleyeceksen söyle. Ben size salladım. Sen de mi bir sallayacaksın? Abi ben sallamam ya. Ben yazı olarak yazsam bile sen değilsen benim okumağım yazmağım iyi değil. Ben yazı olarak yazarım. Peki. Sen salla, ben de yazı olarak gösterim. Şimdi anlatayım bunu. Oradaki merino sırara sevgiler ne kadar hoşlar ya. Hele o halkı göstersin hele o seni o rahmetli kamerayı. Rahmetli kamerayı. Vay, kimler var orada ya? Mahmut Tuncer'den tavla oynuyoruz. Türkiye'de onunla birlikte tavlayı kimse oynayamaz, onu söyleyeyim. Yeter ki zar tutsun. Şimdi ben zar atıyorum. Aha diyor, bu olmadı. Aha böyle oldu. Ben dedim ki oha moha dediğim mi? Bir daha pari vermem. Çünkü ben tesir altında kalıyorum. Ben bir baktım gene bir zar attım. Bekliyorum ki aha desin, bir baktım. Orada ben farkında değilim, o yazı. Kağıdımız ne yazıyor? Aha.
Tabii benim kafam çalışıyor be. Seni öpüyoruz. Hazreti İbrahim'in adasına diyoruz ki başarılar efendim. Bir de şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de her şeyin taklidinden sakınınız diye yazıyorlar. Bir de şunu yazsalar. İbrahim Tatlıses'in taklidinden sakınınız diye bence iyi olur. Çünkü senin taklidin piyasada tahmin edersen 10-15 tane var. Hürmet ediyoruz. Sevgiler, saygılar, ellerinden öpüyorum. Mahmut Tuncer'e, Mahmut Tuncer'e, Tuncer ailesine çok çok teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Kıbrıs'a da buradan, yavru vatana buradan Kıbrıs'a sevgi ve selam bayramlarını kutluyorum. Ben gazinoya gelemedim, özür diliyorum efendim. Görüyorsunuz çalışıyoruz. Yani masanın başında değil ama burada çalışıyoruz yani. Nerede? Kameradan uzaklaşıyorsun. Tüz gel, tüz. Çalışıyoruz. Burada çalışıyoruz görüyorsunuz. Şimdi şarkı söylüyoruz. Söylüyoruz. Onlar da diyor söylüyor. Söylüyoruz. Ben ne demiştim? Şarkıdan sonra demiştim. Dinliyor musunuz beni? Dinleyecek misiniz? Bana inanacak mısınız? Bana inanıyor musunuz? O zaman ben de sizlere şöyle bir şey diyorum. Allah'ım sizi sevsin. Sadece sizlere değil, televizyonları başlarında şu anda bizi izleyen insanlara. Allah'ım sizi sevsin. Allah'ım sizi sevdirsin. Allah'ım sizi sevindirsin. Çünkü niye? Yüce Allah'tır bize bütün gücü veren. Yüce Allah'ın yüreğimize yaktığı ateşi kimsenin söndürmesi mümkün değil. Denizler bile söndüremez. Yüce Allah'ım herkesin yüreğindeki o ateşi alevlendirsin, söndürmesin. O söndüğü zaman insana olan saygımız bitiyor, sevgimiz bitiyor. Sevmesini bilmek kadar, sevmesini sevmek kadar güzel bir şey yok ya. Arkadaşım biri beni dağda yakaladı, böyle kebabın başında, biraz hafif kilolu bir dostumuz. Zannediyorum Antalya'da mı kalıyor, ne de. Dedi ki ben sana bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Sen kim ne yazıysa ne çiziyse boş ver. Ben dedi sonuna kadar, sapına kadar dedi de acaba Rütük bir şey der mi? Demez değil mi? Demez. Yani sonuna kadar dedi bu konuda senden beraberim dedi. Aslanlar gibi dedi televizyona çıkıyorsun, anlatıyorsun. Sevgini anlatıyorsun diyor, sevgini. Yani bir insan sevmek kadar kutsal bir şey vardır. Bunu anlatıyor, bunu anlatıyorum, altına üstüne bir şey yazıyorlar. Yazın la, yazın. Ne yazarsanız yazın. Ama yazın yani. Kışın yazmayın. Bari yazın. Kışın yazarsanız çamura böleniyor, çamura. Bu halkın kalbinde ben söylüyorum 26 senedir onların gönül tarlasına... Gönül tarlasına ne ekmişim? Ne ekmişim? Nine reklamları ekmişim.
saçlarından asmaz mıyam? Senin gibi bir zalimi tarihlere yazmaz mıyam? Gecelerin yarısında, denizlerin ortasında, gecelerin yarısında, bırakıp gittin beni ya, zalimlerin arasında, yamyamların arasında, bırakıp gittin beni ya, zalimlerin arasında, zalimlerin arasında. Ben seni vurmaz mıyam, saçlarından asmaz mıyam? Senin gibi bir zalimi tarihlere yazmaz mıyam? Kız ben seni vurmaz mıyam, saçlarından asmaz mıyam? Senin gibi bir zalimi tarihlere yazmaz mıyam? Şeyimiz gördü zarar. Geleceksen gel demeden, dostlarımız seni sorar. Bütün dostlar seni sorar. Geleceksen gel demeden, dostlarımız seni sorar. Bütün dostlar seni sorar. Kızı ben seni saçlarından asmaz mıyam? Senin gibi bir zalimi tarihlere yazmaz mıyam? Kız ben seni vurmaz mıyam? Saçlarından asmaz mıyam? Senin gibi bir zalimi tarihlere yazmaz mıyam? Sevmek günah olsaydı, önce Mecnun sevmezdi. Kerem Aslı için yanmazdı. Sevmek günah olsaydı, Ferhat dağları delmezdi. Bülbül gül için feryat etmezdi. Mecnun seviyorsa, Kerem yanıyorsa, bülbül gül için feryat ediyorsa, Ferhat dağları deliyorsa, kızı ben seni vurmaz mıyam, saçlarından asmaz mıyam, senin gibi bir zalimi tarihlere yazmaz mıyam? Kız ben seni vurmaz mıyam, saçlarından asmaz mıyam, senin gibi bir zalimi tarihlere yazmaz mıyam? Teşekkürler. Alim abi. Alim ben takarım, verme. Siz merak etmeyin, verme ben takarım. Dört dakikada böyle soyun, giyin, bilmem ne. Bu hiç bu canlı manlı işi de çok hoş da. Ya bu şey kötü ha, bu soyunmak, giyinmak meselesi. Hele bu mikrofonu şey ettirin buraya. Hı.
Dur. Kemere takacağım, pantolona takacağım. Rehan Muhtar da çok çekmişti bu mikrofondan ha. Şimdi herkes ondan çekiyor. Hafif bir dokundurma. Rehan Muhtar iyi dostumdur gerçekten. Kim düştü? Mikrofon mu düştü? Bu Rehan'dan bahsedince. Tamam, niye düştü abi? Benim şıklığıma? Hakikaten mi? Çok mu şık görünüyorum? Ya senin bu laflarını senin bu sözlerini yani çok yakışıklısın değiştirmene gerek yok ki lafını benim anam duyaydı ya. Şimdi anam duyuyor. Gel ağam, gel ağam. Gel ağam, gel. Gel şimdi gene biz senden biraz ışık nasıl, ışık durumu iyi mi? Şöyle mi geçeyim? Sen şöyle ol biraz. Bu mu? Dur. Öyle dur. Fazla gitme. Gel. Gel böyle. Gel. 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 Evet. Bu iyi. Bak arkam, sağım, solum, önüm, tövbe. Şimdi ben İstanbul'a geldim. İtiraf var. İstanbul'a geldim. Anam, çocuklar, kardeşlerim Urfa'da kaldılar. Şimdi şimdiki gibi cep telefonları falan yok. Dinliyorsanız anlatayım ha. Dinliyor musun? Nus. Dinliyor musun? Kameraya, nus. Televizyonları başlarında oturanlara. Çünkü onlara dinliyor musun diyemem. Bu dili keserim. Anam bir gün telefon açtı. İki gün telefon açtı. Üç gün telefon açtı. İşte yani üç günde bu aradan aylar geçiyor, haftalar geçiyor falan. Bir gün dedi ki oğlum size bir şey söyleyeyim mi? Dedim söyle anne. Ha dedi ben dedi buradan ta kalkıyorum yeri gidiyorum postahaneye. Postahanede da çok bekliyorum. Bekliyorum dedi ancak bir bağırlar. Ondan sonra seni arıyorum bazen çıkıyorsam bazen deyler yok bazen bilmem ne o. Üf dedi yoruluyorum dedi. Dedim bana emret. Dedi acaba desem ki hani bize bir eve telefon alsay. Hani ben postahaneye gitmezsem. Dedim benim başım üstüne. Boy dedi Allah razı olsun. Ben hemen bir tane telefon çektirdim. Oradaki arkadaşlara rica ettim. Urfa'daki arkadaşlarım, çocuk arkadaşlarım uğraştılar ve telefonu bağladılar. Bundan sonra Erdak, alo ne yapıyorsun? Bak. Onu iyiyim. Aradan bir saat geçiyor diye ben seni aramış mıydım? Dedim ki hani telefonu bağlayıp bağlayacağıma pişman etme benim. Gene aradan bir zaman geçti. Dedi ki oğlum size bir şey söyleyeyim mi? Dedim ki söyle hani. Dedi bu seni kardeşleri dedi hepsi yetişkin oldular, yetiştiler dedi. Dedi hani o zaman da siyah beyaz televizyon var yeni çıkmış. Siyah beyaz daha renkli yok. Dedi ki acaba bu komşulara gidiler dedi çocuklar dedi ben gece merak ediyorum. Gidiler orada televizyon seyrediyor bizde televizyon yok. Acaba bir tane televizyon alsay yani nasıl olur? Dedim ki başım üstüne vay Allah senden razı olsun çok teşekkür ederim oğlum. Neyse televizyonu da aldık. Gene bir gün böyle geçti dedi ki alo dedim buyurun hani. Dedi oğlum siyah bir şey söyleyeceğim. Bunun devamını daha sonra. Ama bu benim anlattığım 5 hafta falan anlatacağım size. Bir dizi gibidir. Her ana oğul arasında geçen bir diyalog gibi değildir bu. Ben inanmıyorum ki benim bu anamla yaşadığım şeyi İstanbul'dan yani şu anda anam İstanbul'da. Ama şimdi Urfa'da. Şey gibi ya, tren yolu yapmış. Yani sanki buradan Kadıköy'e geçiyor. Ben şaşırıyorum, diyorum hani nerede sen? Diyor ki, vış, bilmiyim sen Urfa'da ya. Sonra diyorum hani nerede? Diyor ki, uy geldim ha, buradayım ha. Evet, anam için bir şarkı.
yap bakayım ne olacak. Aa, evet bir yap. Mahmut Coşkun sesi. Mahmut Coşkun sesi okuduğu ve Türkiye'yi salladığı bir uzun hava bu. Şimdi anam için deyince aradım. Yıldız Silben'in anasını mı okuyayım, benim anamı mı okuyayım? Yoksa Mahmut Coşkun sesin anasınınkini mi okuyayım? Mahmut Coşkun sesi. Ya bütün analar için okuyoruz da espriyi anlamıyorsunuz ki. Hayretmiş. Normalde re okumam lazım ama mi yapacağım, bir ses daha yukarı. Böyle biraz ciğer sök şimdi. Ha. Yani fa da olabilir ha, fa olabilir ha ya. Çalamayacağız çünkü. Olmasın. Transboza mı gelir evladım? Allah yediler beni. Çağırırım anam gelsin. Arkam sıra ciğerden yananım gelsin. Ay 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 yananım gelsin bu bayram günü yananım gelsin. Ben beni zor tutuyorum ha, bak sen burada ağlıyorsan ha, biz ağlıyız, ben beni zor tutuyorum zaten. Benden sulu gözsüz vallahi ya. Vallahi billahi. Anne 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 anne. Bir daha bitimi okuyamayacağım. Vallahi yok. Abi
Ağlamamak için söz verdim. Bilmem ne var, bilmem ne dedik. He? Anam, anam, garip anam, sen yoksun yanımda, kime dert yanam, iller yanam, anam, anam, garip. Telefonumuz var. Tamam. Alo. Alo. Efendim. İbrahim Bey, iyi akşamlar. Bunu tahmin edin bakayım. Ya bunları hepsi tanıyorlar abi. Ya abi şarkı söylemiyor bu insanlar. Yani seslerinden nasıl tanıyorsunuz mu? Ebru Hanım saygılar. Sevgiler, saygılar bizlerden, konuklarına, ekran başında bizi izleyenlere. Sana yeni programında hayırlı olsun demek için aradım. Gerçi bunu söylemeye de gerek yok. Sen her şeyde çok başarılı bir insansın. Bundan sonra da hiçbir şekilde senin başarın engellenemez. Sen Türkiye'de özel bir insansın. Tek sessin. Bunu biliyorsun. Her zaman kamera dışında da bunu sana söylemişimdir. Sen çok özel bir insansın. Zaten alkışlardan da anlaşıldığı üzere onlar da senin ne kadar özel bir insan olduğunun farkındalar. Senin dışında, sanatının dışında bizi hiçbir şey ilgilendirmiyor. Senin sesin bizi ilgilendiriyor. Sen bizi ilgilendiriyorsun. Senin şarkıların lazım, senin sesin lazım, senin sağlığın lazım bize. Yani zaman... çok uğraşıldı, bunu biliyorsun. Çok uğraşıldı. Senden bir tane daha yapabilmek için Türkiye'de çok uğraşıldı biliyorsun. Prodüktörler çok uğraştı. Ama senden bir tane daha kimse çıkaramaz. Bunu herkes böyle bilsin. Analar bir tane İbrahim Tatlıses doğuruyor. Onu da seni doğurmuşlar. Bir insanın kendisini anlatması ne kadar güzel bir şey değil mi? Ya şu anda kendinizi anlatıyorsunuz aynen.
Ne güzel ki sizden böyle şeyler duyabiliyoruz. Çok teşekkür ederim. Her zaman söylüyorum. Biliyorsunuz dinlediğim birkaç ses var. Bu arada ben bunu söylediğim zaman... Yok, birkaç ses de var. Gene kavga ederiz ha. Ben demiyor muyum? Yani isim mi vereyim şimdi? Yok, veremezsin canım. İsim hayır yok, şimdi yok. Bülent Hanım'la aramızı mı şey yapacaksın? Ya tabii canım, Bülent Hanım'a hepimiz saygı duyuyoruz. Ben diyorum ki sen niye oraya giriyorsun? Yani Bülent Hanım'ın olağanüstü ayrı bir yeri var. Onları bunları şeyine nasıl koyayım? Şimdi bunlar ayrı, o benim için ayrı. İki tane var. İkisinden başka da dinlemeyem. Dinlemek de istemeyem. Ha dinlemeyem mi? Dinliyorum. Yani ses olarak bana şey veriyor, nasıl anlatayım onu? Bununki çok gevrek, böyle ne var? Bir şarkı nasıl yani? Orada boyuna kağıt gösterirler bir ya. Ciddi söylüyorum. Bariton enteresan bir sese sahip. Böyle efe ses. Hani var ya böyle efe. Hafif. Yani bu Ebru Gündeş'in gibi biraz efe ses. Böyle öyle değil mi Allah aşkına? Yani kuşa emin kimin ha? Vallahi bilmiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Zannederim bizi de davet ettin. Biz de geleceğiz galiba. Şeref duyarız. Tabii ki geleceksiniz. Ayrıca da mecbursunuz. Öyle mi? Evet. Saygımızdan her zaman hoşnut olacağız. Sesinden, sesin, sanatın, saygı duyduğumuz bana, için her zaman senin bana yanındayız. Her zaman bana senin açıyorsunuz. Arkandayız, bunu bil. Ona inanıyorum. Kesinlikle yürekten, kalpten burada olduğunuzu biliyorum. Bana açıyorsunuz. Geleceksin İbrahim Tatlıses diyorsunuz da ben ne diyorum? Lan ne işe düştük arkadaş? Hani biri der ki ya rica etsem gel, bu diyor ki geleceksin. Geliyoruz abi. Buyurun. Siz de geleceksiniz. Biz de geleceğiz. Bülent Hanım da gelecek. Herkes geleceğiz. Buraya gelecek. Gelecek. Evet. Hayırlı programlar diliyorum. Konuklarına da sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Sen teşekkür ediyorum. Saygılarımı olursun. İletiyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ayrıca yeni kasetiniz hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür başarılı ederim. Olur inşallah. Başarılı olur. Başarılı Allah'ın her zaman güzel, daimdir. Güzel. Biz Bodrum'da arabanın kapısını, penceresini açıp o tarafa. Yani böyle gümbür gümbür çaldığımız şarkıları biliyorsun sen ha. Biliyorum ha. Allah bir daha da kısmet etmesin inşallah. Yani senin şarkını dinleyelim de öyle dinlemeyeyim bir daha. Yok, dinleme öyle bir daha. Beni anlıyorsun değil mi kamera? Anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Abi ben kameramla konuşuyorum, sizle değil. Ha, anlıyor. Bak o da beni anlıyor. Salla bakayım. Ha, salla başını. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı programlar. Ve Ebru için söylüyorum. Hicaz yap evladım. Sen siye gel, Hicaz'a gel. Yok. Siye değil ha, beyaz mendil. Nereden okuduk beyaz mendil? Çıkar beyaz mendili, Allah cezayı verecek seni oğlan. Reklam 3 dakika var. Bir renkli mendil. Hafif mavi çalayım olsun. Başlayalım mı? Aslında hem hareketli hem de güzel bir parça. Bunu Ebru Pala okumuştu İdobay'dayken. Ben televizyondan bir sefer okudum. İnsanlar oradan bu yana aklında tutmuş. Allah aşkına bunu oku, Allah aşkına oku. Biz de kalktık, kasete koyduk. Bu son kasetimiz de var. Yarın gidin alın. Aldınız mı? Aldık aldık derken bir şey aklıma geldi. Dur Allah aşkına bunu anlatayım. Bunu anlatayım. Şimdi benim oğlanın anası
Hacı Adalet. Adalet Hanım. Adalet Hanım. Elimi göreyim, elimi göreyim. Elimi göreyim. Yakından göreyim evladım, uzaktan göremiyorum. Adalet Hanım. Şimdi burada Merter'de oturuyoruz. Aldık aldık dediniz ya. Oradan aklıma geldi şimdi. İtiraftır. Gel buraya. Gel buraya. Tes 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 tes. Gir 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 bir itiraf daha. Evet, bu mikrofona geçiyoruz. Şimdi eve gittim. Merter'deki eve. O zaman da Perihan Hanım'dan aşne fişne yapıyoruz. İtiraftır abi. Harbi harbi herkes gelip burada aslanlar gibi anlasın. Bakın anlatıyorum. Her şey diyor. Ha. Şimdi o zaman ses mecmuası var. Perihan Hanım da biz oturuyoruz televizyon seyrediyoruz. O anda pat diye reklamlar girdi. Reklamlar girince Perihan Hanım çıktı orada dedi ki ses çıktı aldınız mı? Deyince Hacı Adalet izle kusura bakma Allah aşkına özür diliyorum senden. Bir baktım evet aldık aldık. Çok sinirlendi. Dedik böyle aldık aldık. Ay siz dedim ki kaseti aldım dedin ki aldık aldık. Evet. Ses. Ne? Reklam mı girdi? Giriyor mu? Girdi. Ben girsin demedim ama girdi. Efendim. Arayıp da bağlanamayan değerli dostlarıma, değerli sanatçı arkadaşlarıma huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Seda Sayan, Seda Sayan, Kayahan, Ebru Yaşar, Tanyeli, Selahattin Alpay, Yavuz Bingöl, Yıldız Tilbe ve Hayko'ya buradan değerli dostlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bu demektir ki bizi şu anda bu insanlar oturmuşlar izliyorlar. Saygı duymama geldi değil ve çok teşekkür ediyorum. Buradan Kayahan Hoca'nın ellerinden öpüyorum. Öbürleri benim yaşlarımda. Hayko da biraz benden hafif yaşlıdır. Onun da ellerinden öpüyorum.
Ellerinden öptüğüm insanların karşısında küçülmem. Elif. Gereken insanların elini öpeceksiniz. Hele hele bayramda. Bayramda çocuklara sesleniyorum. Büyüklerinizi sakın ola ki unutmayasınız. Onların eline gitmeniz, onların elini öpmeniz, yemin ediyorum onlara bir dünya daha bağışlarsınız. Sizleri çok seviyorum. Allah'a ısmarladık.